Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Dağlık Karabağ'da konuştu Rus barış gücünün bölgeden çekilme süreci başladı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan medyasında yer alan haberi doğrulayarak, evet, bu gerçek, doğru ifadesini kullandı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 2020 yılından beri bulunan Rus Barış Gücü Birliği çekilmeye başladı. Azerbaycan medyası, Rus Barış Gücü'nden ilk personel ve teçhizatın Kelbecer'deki Hudavend Manastırı'nı terk ettiğini aktardı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da çekilmenin başladığını doğrulayarak, evet, bu gerçek, doğru ifadesini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı müşaviri Hikmet Hacıyev ise, Rusya ve Azerbaycan liderleri, Azerbaycan topraklarında geçici olarak görev yapan Rus barış gücü birliklerinin görev süreleri dolmadan önce bölgeden çekilmesi yönünde karar aldı. Artık bu süreç başlamıştır. Azerbaycan ve Rusya Savunma Bakanlıkları, bu kararın uygulanması için gerekli olan faaliyetleri hayata geçiriyor dedi. Rus barış güçleri, 2. Dağlı Karabağ Savaşı sonunda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 10 Kasım 2020'de Moskova'da imzalanan üçlü bildiri çerçevesinde Dağlık Karabağ konuşlandırılmıştı. Anlaşma kapsamında Ermenistan, bölgedeki tüm yerleşim yerlerinden çekilecek, Rus barış gücü de koordinasyonu sağlayacaktı. Birlik aynı zamanda Dağlık Karabağ'da Ermeni nüfusun bulunduğu yerlerin ve Laçın Koridoru diye bilinen Hankendi Paçın yolu'nun güvenliğini sağlayacaktı. Bu bağlamda, Rus barış güçlerinin 2025 yılına kadar bölgede kalmasına karar kılınmıştı. Ancak anlaşmadan sonra Erivan yönetimi sözlerini tutmadı ve bölgede zaman zaman olaylar da yaşandı. Ermenistan'ın diretmesi sonrası, Azerbaycan ordusu 2023 yılında Dağlık Karabağ tam kapsamlı bir yıldırım harekatı başlattı ve Dağlık Karabağ'ın tamamını birkaç gün içinde ele geçirdi bölgede konuştu olan Rus birliği, hafif silahlarla donatılan 1960 askeri personel, 470 askeri araç ve özel teçhizattan oluşuyor.